Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu için 6 ve 9 Haziran tarihleri arasında seçimler düzenlendi. Resmi olmayan sonuçlara göre ise ilk sonuçlar Avrupa Parlamentosu'nda partilerin çoğunluğu Avrupa karşıtı ve aşırı sağcı partiler geçmiş dönemlere kıyasla daha önde görünüyor. Peki bu seçim sonuçları dünya üzerinde ne gibi etkilere sebep olur? Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Barış Adıbelli ile bunu konuşacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Barış Adıbelli bizlerle birlikte efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın yükselişe geçmesinin dünya üzerinde ne gibi etkileri olur? Şimdi tabii burada iki önemli faktör var. Birincisi buradaki yükseliş aslında Avrupa ülkeleri içerisinde yani yerel siyasette bir sağ eğilim, yönelim var. Bunun biz Avrupa Birliği Parlamentosu'na yansımalarını görüyoruz. 720 sandalyelik parlamentoda 130 sandalye aldılar. Yani genel toplamda baktığınız zaman çok bir sayı ifade etmiyor. Yine Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar sandalyelerin çoğunluğunu aldılar. Bunun yanında da 100'den fazla da bağımsız aday girdi. Ancak burada başka bir mesele var. O meselede Avrupa Birliği'ni oluşturan devletler içerisindeki siyasi yelpaze değişiyor. Bu bağlamda önemli. Nihayetinde Avrupa Birliği'ni oluşturan da bu devletlerdi. Aslında Avrupa Birliği biliyorsunuz felsefesi özellikle Soğuk Savaş sonrası 2000'lerden itibaren böyle bir süper devlet yani devletlerin egemenliklerinden vazgeçip kimliklerinden vazgeçip Avrupa kimliği altında bir araya gelmesi planlanmıştı. Hani 50'lerin sonunda da Avrupa Birliği tekrar bir daha Avrupa'da bu faşist iktidarların gelmemesi adına savaş, büyük bir savaşın olmaması adına güçlerini birleştirmişlerdi. Fakat bugün gelinen noktada görüyoruz ki o felsefeden yavaş yavaş uzaklaşılmaya başlandı. Hani ulus devletler giderek azalacak, önemi azalacak, milli sınırların, ulusal sınırların ortadan kalktığı bir Avrupa Birliği vardı. Fakat bugün gelinen noktada daha belirgin ve görünür bir ulus devlet formu. Yani ulus devletler yok olacağına daha görünür oldular. Bunun sonucu olarak tabii göç, mülteci, göçmen gibi sorunlar belirgin bir şekilde sağ yönelimi artırdı. Ancak burada tabii ben esas tehlikenin bu ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerine bu perspektiften bakmaya başladıklarında ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yani bunun bir de ikinci perdesi var. Sadece göçmen veya göç üzerinden aşırı sağın veya sağın yükselişini yorumlamak yanlış olur. Bunun bir de o Avrupa ülkelerinin birbirlerine bakışını da bu yarın etkileyecek. Nedir bu? Yarın bir gün Almanya-Fransa rekabeti bu siyasetin konusu olacak. Tarihsel rekabet. Veya öteki iki ülkenin arasındaki sınır sorunu, başka problemler bu siyasetin konusu olacak. Bu bambaşka bir düşmanlığı beraberinde getirecek. İşte o biraz önce bahsettiğimiz 20. yüzyıl Avrupa'sına geri dönüşü getirecek. Onun için hani aşırı sağın buradaki yükselişi sadece işte göçmenler, yabancı düşmanlığı bağlamında değil. Bence bu tarafıyla da tartışılması gereken önemli bir olay. Ama şunu söyleyelim. Bu sadece mevcut duruma halkın bir tepkisi miydi? Yani bir saman alevi miydi? Yoksa bir eğilim mi var? Trend mi var? Bunu 5 yıl boyunca gözleyeceğiz, gözlemleyeceğiz. Ama zaman zaman sağda böyle yükselişler Avrupa'da oldu. Ama tekrar dibe vurdu. Çünkü o anlık bir tepkiye yönelik seçmenlerin bir nevi iktidarları cezalandırması anlamında böyle bir oy kullanımı var idi. Onun için ben bu sağın yükselişinde de sanki yine o benzer yabancı düşmanlığı, göçmen meselesinden dolayı yani halkın özellikle göçmen meselesi, yabancı düşmanlığını bir tarafa bırakırsak o mesele üzerinden bir tepkisidir diye ben bunu yorumluyorum. Bu önümüzdeki dönem net bir şekilde görülecek. Yani bir sonraki seçimlerde veya yerel ülkelerin kendi seçimlerinde işte örneğin Fransa'da yapılacak erken seçim. Yani Avrupa Birliği'nin parlamentosuna yansıyan oy. Aynen bakalım Fransa parlamentosu içinde geçerli olabilecek. Yani Marine Le Pen aynı başarıyı bu Fransa'daki erken seçimlerde de yapabilecek mi? Onu göreceğiz. Yani eğer böyle olursa evet o biraz önce bahsettiğimiz havu destekleyecek. Ama değilse zaten dediğim gibi ara ara Avrupa'da böyle bir yükseliş oluyor. Tekrar bile. Çünkü bakın Avrupalı seçmen bilinçli seçmen. Dolayısıyla yani evet zaman zaman duygularına kapılabiliyorlar ama genelde rasyonel bir oy kullanım var. Hani ölçerek biçerek bir oy kullanılıyor. Oy verme bilinci yüksek. Bunun için ben bunun biraz Avrupalı seçmenin cezalandırması olarak görüyorum. Niye? Çünkü bakın sadece göçmenler veya yabancı düşmanlığı veya bozulan giderek bozulan ekonomi değil. Aynı zamanda
zamanda da bir Ukrayna savaşı var. Yani Avrupa Birliği'nin bu savaşa taraf olması meselesi var. İşte silah gönderiyor, ekonomisi bozuldu, Rusya ile enerji ilişkileri bozuldu. Buna da bir tepki olduğunu ben düşünüyorum. Ha bundan sonra ne olur? Bundan sonra tabii aşırı sağ etkin olabilecek bir parlamentoda. Bu biraz zor. Yani hem komisyon başkanlığına hem de konsey başkanlığına çoğunluklar çok fazla yok. Etkin olamazlar ama dediğim gibi yerel düzeyde etkileri artacak. Bu bağlamda zaten onların teorileri belli. Savları bir, Ukrayna savaşını desteklemiyorlar. Bu bizim savaşımız demiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiriyorlar. NATO'yu eleştiriyorlar. Bundan sonraki süreçte belki Avrupa'nın kendi ordusunun kurulması yönü işte Macron'un çok savunduğu. Bu hadiseye belki biraz destek çıkılabilir. Artık bundan sonra Avrupa Birliği'ni oluşturan ülkeler, hani ulus devletler dediğimiz o yapılar daha görünür ve belirgin hale gelecek. Efendim peki İngiltere BRICS'ten bu günleri görerek mi ayrıldı? Bence bunu görerek ayrıldı. O dönem ayrıldığında da benim yorumlarım bu şekilde oldu. İngiltere aslına bakarsanız hiçbir zaman entegre olamadı. Bakın mesele şuydu. Bütün ülkeler birleşecek. İşte egemenliklerini devredecekler. Ulus kimliklerini bırakacaklar. Ulus devlet formunu bırakacaklar. Ve hep beraber bir süper Avrupa devleti kuracaklar. Kendileri de bu devletin altında yaşayacaklardı. Yani tek bayrak, tek bir kimlik. İşte Fransa Cumhurbaşkanı bu seçim hezimetinde onu söyledi. Dedik Avrupa'yı savunan partilerdik biz dedi. Avrupa'yı savunamadık. Yani buradan Avrupa'dan kastı Avrupa kim? Fakat şimdi İngiltere gibi köklü bir siyasi ve kültürel gücü olan, yapısı olan Fransa'da öyle, Almanya'da öyle. Bu ülkelerin hani o ulus devlet formunu bırakıp, kendi değerlerini bırakıp, egemenliklerinden vazgeçip yeni bir yapıya bunu devretmeleri mümkün olmadı. Bakın ne Fransa bundan vazgeçti. Yani o Fransa milliyetçiliği hala devam ediyor. Ne de İngiltere ve İngiltere en sonunda Avrupa Birliği'ni bir fırsat, bir avantaj olarak görmekten çok bir ayak bağı olarak gördü. Niye ayak bağı diyorum? Şimdi bakın Brexit'ten sonra İngiltere artık Amerika Birleşik Devletleri ile dünyanın dört bir yanında politikalar üretiyor. Bakıyorsunuz Uzak Doğu'da var, Asya Pasifik'te var, Güney Asya'da var, Afrika'da var. Her yerde olan bir İngiltere, Orta Doğu'da var. Yani bu Avrupa Birliği olsaydı bunu Avrupa Birliği'nin standartları, politikaları sınırlayacaktı ve İngiltere ekonomiyi de bahane ederek bu işten çekilmiş oldu. Hem ekonomik yükten kurtuldu. Bakın şimdi başka krizler de var Avrupa Birliği'nin. Yani mesela Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, işte bu eski Sovyet ülkeleri, Macaristan'dı, Polonya'ydı. Bunlar tam olarak Avrupa Birliği'yle mevzuat anlamında entegre olmak istemiyorlar. Yani meseleler yargıya geldiği zaman Avrupa Birliği mevzuatını değil, kendi ulusal mevzuatlarını önceliyorlar. Şimdi bu tip bir kriz de var. Onun için Avrupa Birliği bu şeyi başaramadı. Ulus devletleri buharlaştıramadı, kimlikleri ortadan kaldıramadı. Dolayısıyla çift kimlik var. Bir tarafta Avrupa Birliği var, bir tarafta Fransa var. Dolayısıyla bu da bu modeli yürümesinde sıkıntılar yaratıyor. Tabii bu durum bizim Türkiye için de bir takım sonuçları olacak. Yani Türkiye'nin üyelik süreci daha da zorlaşacak. Çünkü artık aşırı sağ yabancılara ve Türklere, Türkiye'ye karşı bakışı bilmiyor. Türkiye için daha zor. Zaten Türkiye bunu gördüğü için Sayın Hakan Fidan Çin ziyaretinde BRICS'le Avrupa Birliği'nin alternatifi olarak ilgilendiklerini söyledi. Bugün de BRICS toplantısına katılıyor ve başvuruyu bugün yapacak, bugün duyurulacak. Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çok sağ olun. İyi yayınlar.